Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli takipçilerimiz, siz bizi Allah için seviyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Biz de size Allah için iyilik yapmak istiyoruz. Bu mübarek günlerin ve gecelerin vazifelerinden sizleri haberdar etmek istiyoruz. Tabi dergimiz aylık çıktığı için Ramazan-ı Şerif bayramı da Temmuz'un sonuna denk geldiği için bayram gecesi ve bayram gününün vazifeleriyle ilgili derslerimizi Temmuz sayısına yazdık. Fakat tabi yeni dergi çıktı. Yani Ağustos sayısı çıktı. Bu sefer eski derginin günü geçti zannıyla bu mübarek gecelerdeki zikirleri, tesbihleri, namazları, ibadetleri birçoğunuzun ihmal edeceğinden korktum. Bunun için tekrar uyarmak lüzumu hissettim. Şimdi ben Temmuz sayısındaki dergi itibariyle konuşacağım. 70. sayfede anlatacağım. Sizde tabii çoğunuz abonesiniz veyahut da almışsınız. Dergi mevcuttur. Cübbelamızhoca.tv'ye de bu namazın tarifi ve zikirleri konulmuş olması lazım. Arkadaşlar koyduk dediler. Yani dergiye alanlar yani eski deyip Temmuz dergisini göz ardı etmesinler. Şu anda Temmuz sayısındaki 70. sayfada bayram gecesi. Yani 27 Temmuz pazarı 28 Temmuz pazartesiye bağlayan gece kılınacak namaz. Bayram gecesi biliyorsunuz teravih de bittiği için insanların çoğu namazı evde bile kılma tehlikesi var. Cemaate gitmeme tehlikesi var. Halbuki bayram gecesi ibadetle ihya edilmesi müstehap olan gecelerdendir. Men ehya leyletel eydeyn lem yemut kalbu ve temutul kulub. İbn-i Mace hadisinde geçer. Kalplerin öldüğü gün, imanların nurlarının söndüğü gün, son nefeste panikle, telaşla insanların zikri, şehadet kelimesini okumayı unuttukları gün, İki bayram gecesini ibadetle ihya edenlerin kalbi ölmez. Yani imanla ölmek onlara nasip olur. Belki komada da olsalar, manevi alemden kendilerine perde açılsa, onlar yine telaşa kapılmadan, iki bayram gecesini şefaatiyle, ibadetlerinin şefaatiyle iman üzere ölürler. Bu en büyük müjdedir ve en korkulu andır. Ve en tehlikeli an son nefesi kurtarma zamanıdır. Müjdeyi almak lazım. Birçok sohbetimde de bu konu geçer. Şimdi bayram gecesi hakkında bir namaz vardır. Zaten teravih yoktur o gece. Şevval ayının gecesidir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki Cebrail aleyhisselam bana İsrafil aleyhisselam'dan, o da aziz ve celil olan Rabbinden naklen şöyle haber verdi. Her kim Ramazan bayramı gecesi, yani benim şu konuştuğumda, yarınki geceyi için konuşuyorum. Yani pazarı pazartesiye bağlayan gece. 10 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha ve 11 İhlas suresi okur. Aralarda besmele yok. 11 Kulüvallahat. Rükuda da secdede de 10 kere buraya dikkat edelim. Tesbih namazına benziyor ama tesbih namazı değil. Rükuda da secdede de 10 kere Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Şimdi bu da bayağı bir şey tutuyor. Şimdi neden? 10 rekat kılıyorsun. 10 rekatta 20 secde var. 10'da rükû var. Ne etti? 30. 30 Sübhanallah ve elhamdülillah okuduğun zaman da ne oluyor? Efendim 30 kere 10 300 ediyor. Tesbih namazı da 300 keredir. Burada incelik var. Ama tesbih namazının 300'ü 4 rekatta 300'dür. Çünkü onda Fatiha'dan evvel var. Zamm-ı sureden sonra var. Kavmede var. Rükû secde arası. Celsede var. 2 secde arası. Oradan 4 rekatta 300'ü topluyor. Bu da sadece rükûda ve her iki secdede 10'ar kere var. Bu da hikmet-i ilahi. Bu 300'de bir sır var tabii demek. Bu da 300'ü topluyor.
İzah için cübbelahmetyo.tv'ye de bakabilirsiniz detaya. Temmuz sayısındaki Lale Gül dergisi. Ben size diyorum Lale Gül dergisi dergi değildir, kitaptır. Her sayısı da bazen birkaç kitaba bedeldir. Yine dediğimin delili bu işte. Bak ne kadar ilim varmış geçen sayıda. 70. sayfeden takip edersiniz. Şimdi her 10 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha 11 kulüallah okur. Rükuda ve secdede 10'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Harfleri yutmamak lazım. Kıraatında harfleri düzgün okumaya da gayret etmek lazım. Ondan sonra namazı bitirince 100 kere Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Allah'tan bağışlanma isterim. Hakikaten af istemek lazım. Günahkar adamın bayramı mı olur? Günahlar listesinde kabarık olan adam ölse cehenneme gidecek. Hesapta, sıratta, mizanda zorlanacak adam nasıl bayram edip güler? Onun haline de melekler güler. Sen yarın cehenneme gideceksin, şimdi gülüyorsun. Onun için af istemek lazım ki bayramımız hakiki bayram olsun. Ondan sonra 100 kere estağfurullah dedikten sonra secdeye kapanır. Burada namazda değil. Namaz bitti. Secdeye kapanır. Secdede Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Zel Celal Vel Kiram Ya Rahman Et Dünya Vel Ahireti Ve Rahimehuma Ya Erhamer Rahimin Ya İlahel Evvelin Vel Ahirin İğfir Li Zunubi Ve Tekabbel Savmi Ve Salati. Ya bu kadar şey hoca ben secdeni nasıl ezberleyeceğim? Arkadaş bunun bir çözümünü size kolaylıkla öğretebilirim. Ben hani aklımda kalır yaptım bunu. Geçen Ramazan bayramında Trabzon'daydım hatırlıyorum kıldım gece. Bu senede inşallah kılmam nasip olur neredeysem. Ama siz bunu ezberleyemezseniz size bir akıl öğretin. Namazı kılın biriyle veyahut yanınızda birine tembih edin. Siz secdeye vardığınızda o söylesin siz tekrar edin. Çünkü namazda olsaydınız başkasının tekrarıyla konu söyleseydiniz bozulurdu. Ama bu namaz bittikten sonraki hacet secdesidir. Hacet ve dua secdesi olduğu için namazda değilsiniz. Namazda olmadığınız için biri söylese tekrar edersiniz. Onu demek istedim. Kolaylık öğreteyim size. Şimdi bu namazı kim kılarsa bu kişi beni hak peygamber olarak gönderen Allah'ın zatına kasem ederim ki secdeden başını kaldırmadan önce Allah onu bağışlar. Bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapmış olsa bile bakın buraya dikkat edin. Bütün insanlar ne günahlar yapıyor ya? Yani aklınız durur hayalinize gelmeyecek günahlar var. Bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapmış olsa bile Allah Teala ona ceza vermekten vazgeçer. Ve onun Ramazan ayını, orucunu, namazını, teravihini kabul eder. Böyle bir müjde ben daha görmedim. İbnül Cevzi meşhur Hanbeli imamlarından Kitab-ı Nur fi Fadail Eyyam ve Şuhur Süleymaniye Kütüphanesi'nden yazma eserden ben bunu almıştım. Hatta Ramazan Risalesi'nde zamanında bilmiyordum bunu. Onun için Ramazan kitabında da yok. Onun için dergi vasıtasıyla her sene size ulaştırıyorum. Bu mübarek namazı inşallah kılarsınız. Temmuz sayısı Lale Gül'de 70-71. Sayfede Allah için birbirinize duyurun, ulaştırın. Çok kişi bu sayede af olacak, mağfiret olacak. İnşallah bayramı dostların bayramı gibi bayram olacak. Cübbelahmetyo.tv'de de tarifini bulursunuz. Arkadaşlar hep öne alsınlar ki yarın geceye kadar millet bu namazın tarifini kolay bulsunlar inşallah. Yine mübarek bayram gecesinde okunacak dualar ve sabahında yapılacak vazifeler var. Bunlar dergimizin Temmuz sayısında Lale Gül dergisinin 71. sayfeden itibaren size beyan edildi. Bunları ihmal edebilirsiniz. Eski dergidir, yeni dergi çıktı zannedersiniz. Halbuki bayram Temmuz'da kaldığı için bunlar Temmuz'da yazılmak zorunda kalındı. Fakat siz ihmal etmeyin. 71. sayfa madde madde yazılmış. Ben bu maddelerin geneline bakıyorum. 72, 73. sayfada devam ediyor. 9 madde var ama 3 sayfada halinde bu vazifeler tekbir getirmek lazım. Bu tekbir işte nasıl getirilecek? Bayram namazına çıkarken tekbir getirilmesi, bayram namazına çıkmadan evde bir şey yenilmesi, hani oruçlu olmadığına gösterme sadedinde. Ondan sonra efendim
bayram namazında riayet edilecekler. Bayram günü riayet edilecek vazifeler. Çok güzel ilimler var. Bunlar sizi ilgilendiriyor. Hepinizi ilgilendiriyor. Her Müslümanı ilgilendiriyor. Bundan dolayı bayram gecesi okunacak dualar, vazifeler bunları 71, 72, 73, 74, 4. sayfaya kadar bunlar zikrediliyor. Sonra bayram gecesi okunacak bir dua var. Bunu da Cafer-i Sadık radıyallahu anh hem tarikatte silsilemizde Ebu Yezid el-Bestami Kudüs-i Ruh Hazretleri'nin şeyhi hem İmam-ı Azam Efendimiz'in hocası, Ehl-i Beyt'in imamı çok büyük zattan naklediliyor. Allahümme Rabbi münzilel Kur'an hâzâ şehr-u Ramazan ellezî münzilel fil Kur'an diye devam ediyor. Bu da üç satır bir şeydir ama bayram gecesinde okunması müstehap. Müstehap Allah'ın sevdiği bir şey demek. Allah'ımız en çok sevmemiz gereken varlığımız zat. En sevdiğimiz zatın sevdiği bir şeyi biz nasıl sevmeyiz? Senede bir kere bu mübarek gecede gaflet etmeyelim. Bakın alimler buyuruyor ki bayram gecesi bu kadar niye eftal oldu? Çünkü teravih bittiği için insanlar gaflete dalıyor. İnsanların gaflete dalıp ibadeti terk ettiklerinde kim ibadetle, zikirle, duayla meşgul olursa bütün feyiz, bereket, tecelli ona yağıyor. Onun için aman bayram gecesi. Yani senede iki defa bu ikisini dualar reddolmadığı geceler, ibadetle ihyası müstehap olan geceler. Kısa bir duası var. Ramazan-ı Şerif kabulü için. Cafer-i Sadık Hazretlerinden rivayet edilen. Bu duayı da inşallah ihmal etmeyelim. Bu da 74. sayfada. Bunlar cübbelahmetyo.tv'ye atılmış olmaları da lazım. Dergimizin Temmuz sayısında mevcutlar. Sonra inşallah Bismillah Efendi Hazretlerimizin ziyaretinden geldim. Üçü geçe geldim yani. Teravih Efendi Hazretlerimle kıldım. Ondan sonra geç vakit geldim. Sizlere bu bilgileri ulaştırıp uyarmak ve bu mübarek gecede bu namazı kaçırmayın, bu duaları kaçırmayın diye tembihte bulunmaya niyet ettim. Madem bizi takip ediyorsunuz, size bir faydamız olsun. Bizi niye takip ediyorsunuz? Allah için. Biz de Allah için size bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Yazmak ayrı, ulaştırmak ayrı. Bir de teşvik lazım. Teşviksiz adam alıyor dergiyi koyuyor kenara. Alıyor kitabı koyuyor kenara. Bu neye lazım? Okumaya lazım. Bu nuska değil ki evde durmaktan sana kar etsin. Bununla amel edersen fayda görürsün. Her an ölebiliriz. Bak ölüm durmuyor. Her gün bayram, seyran demiyor. Şimdi bayram günü kaç cenaze kalkacak? Gecesi kaç kişi ölecek? Ahiret yolculuğu devam ediyor. Duasız, zikirsiz, gafletle yaşamayalım. Allahsız durulmaz Celle Celaluhu. Allah'a müracaatsiz durulmaz. Ya Rabbi demeden durulmaz. Her gecenin günün vakti münasibi duası var. Biz bunları size beyan ediyoruz ve bu hususta da teşvik ediyoruz. Bize de duanızı bekliyoruz. Onun için şimdi fırsat bulamadım. Bu kadarla iktifa edelim. Bir de 400 kere bir tesbih var idi. Geçen sene ben amel etmiş idim. Fakat dergiye yazdım zannettim. Baktım yazmamışık. Kaç senedir ki eski şeylere de baktım. Kitapta da zaten fırsat bulamamıştım Ramazan kitabında. Onun için üzüldüm de. Şimdi yarın bizi takip edin mutlaka. Yani bayram gecesinde mutlaka size onu inşallah bildireceğim kitabı bulayım şimdi. O tesbihin metnini, manasını ve faziletini hem sesli birkaç kelam ederim. Hem de orada da cübbelahmetyo.tv'de zikrederim. Oradan görüntüyü alırsınız. Belki sabah namazıyla bayram namazına kadar yetişiyor o. Hocalar sohbet falan ediyorlar ya zaten o arada. Siz de o arada o zikri yaparsınız. Çok büyük fazileti var. Onu da yarın bildireyim size. Şu anda elimde önümde hazır değil. Bundan dolayı bu vesileyle tekrar bayram geceniz mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif'in efendim son gecesini geçirdik. Artık Ramazan-ı Şerif gecesi yok. Bir tek günü kaldı. Allah Teala tekrar kavuşmayı nasip eylesin. Bayramlarımızı dostlarının bayramına ilhak eylesin. Acil zamanda bütün İslam alemindeki kanayan yaraları durdursun, kanları durdursun. Kafirlerin ellerini, Müslümanlara uzanan ellerini, imkanlarını kurutsun ve onlara da selametle bayram nasip eylesin. Amin.